Herkese merhaba arkadaşlar, ben Deniz. Bir başka oyuna birlikte karşınızdayım. Live Cycle oynuyoruz. Core Engage tarafından geliştirilen bir oyun Live Cycle. 2034 yılında bir dizi güneş patlamasının dünyayı tüm teknolojik gelişmelerden mahrum bırakmasının ardından Diesel Punk benzeri bir kıyamet sonrası dönemde, yani 2073 yılında geçen bir hayatta kalma oyunu. Koloni simülatörü de diyebiliriz. Türdeşlerinden konsept ve yenilenmiş mekanikleriyle ayrılan New Cycle'ı geliştiren Core Engage'in vaadi de aslında bu yönde. Koloni hayatta kalma simülatörleri türüne yenilikçi bir yaklaşım yansıtmayı amaçlayarak buna hem mekanik hem de hikaye anlatımıyla pekiştirmek üzere bir amaçları var. Zira kendileri de bir Türk şirket. Bu tarz oyunları yakın zamanda zaten Türk şirketlerden görmek epey mutluluk verici bir şey. Hatırlarsanız Oksijen adlı bir oyunu da yayınlamıştım ben burada. O da Türk bir şirket tarafından geliştiriliyor. New Cycle da Türk bir şirket tarafından geliştiriliyor. Tailverse'den sonra herhalde böyle bir kalkınma yaşandı. Bunlar çok güzel gelişmeler. Umarım dahası da gelecektir diye düşünüyorum ben. Şimdi hızlıca oyuna giriş yapalım. Oyun Türkçe arkadaşlar. Oyunu Türkçe oynayabilirsiniz. Ancak bir kısmı Türkçe'ye çevrilmiş. Hepsi değil. Yine de yeterli düzeyde aslında. Oyunu oynatabilecek düzeyde yani. Tamamı Türkçe'ye çevrilmemiş. Steam'den demo olarak oynanabiliyor. Ancak yanlış hatırlamıyorsam 2 saati vardı. 2 saat boyunca oyunu oynayabiliyorsunuz. Demo olarak kayıt sistemi yok. Manor Lords'ta da sanırım böyleydi. Şimdi burada bize oyunu tanıtıyor. New Cycle evreni kıyamet sonrası bir dünyada insanoğlunu sadece kurtulanlar olmak dışında mevcut şartlarını yeniden şekillendirebilen ve durmadan ilerleyerek kapasitesini her şeye rağmen zorlayan bir tür olarak ele alıyor. Evren sadece hayatta kalmanın bir hedef olamayacağını ve türümüzün bunu bir yaşam gayesi olarak kabul edip yerinde sayamayacağını savunan bir felsefeye sahip. Tıpkı antik ataları gibi nefes aldığı sürece gelişimi ve ilerlemesi durdurulamaz bir dinamizme sahip türümüzün tamamen yok olmak üzere olan bir dünyada dahi mücadeleye devam edeceğini savunurken bu mücadelenin nasıl ve ne şekilde olacağını kendine özgü kurgusuyla tecrübe etmeyi amaçlıyor. Derme çatma yapılarla karnını doyurup bir yerleşim kurma erken hedefiyle yolculuğuna başlayan New Cycle, farklı çeşitlilikte tonlarca bileşenin işlendiği ve devasa hacimli projeleri hayata geçirebilen kompleks bir endüstriyel metropole dönüşme sürecine odağında işliyor. Oyuncuya bir düzine mekanik aracılığıyla tüm yerleşimi, üretim ağaçlarını, toplumu ve sınıfsal yapılanmayı, şehir hayatını ve dış dünya ile etkileşimleri düzenletmeyi ve yönetmeyi amaçlayan oyun, klasik şehir yönetimi yaklaşımına sadık kalırken farklı mekaniklerin başarılı bir hibritini doğurmaya çalışıyor. Yani burada aslında Endzone'da ve Frostpunk'ta gördüğünüz mekanikleri de görüyorsunuz net olarak. Bu keşif mekanikleri olsun, diğer hayatta kalma mekanikleri zaten malumdur koloni ve hayatta kalma simülasyon oyunlarında. Bunları görebiliyorsunuz. Base Builder demosu hakkında bize burada bilgi veriyor. Şu an oynadığımız galiba bu. Bu demo ise uzun ve karmaşık bir ilerleyişi tecrübe ettirmeyi hedefleyen Live Cycle'ın küçük bir parçasını kullanıcıya sunarak evrene dair ilk fikirleri oluşturmayı hedefliyor. Evrenin giriş seviyesinde başlayan demo içeriğinde genel bir şehir kurma elementlerini, toplum yönetimini, ihtiyaç planlamasını, teknoloji ağacını, kaynak yönetimini, servis ve yol ağı planlamayı, sezon döngüsünü, bağımsız olayları, kazalar ve benzeri, bunlar eventler aslında, gibi ana mekanikleri kısa bir periyotta tecrübe ettirmeyi amaçlıyor. 1-2 saat arası bir oynanış süresine sahip demoda evrenin erken safhaları eşliğinde genel mimariyi tanıtmayı hedeflerken hatırlatmak isteriz ki New Cycle henüz üretimi tamamlanmamış bir oyun ve bu sürüm çok kısıtlı bir demo. Özellikle animasyonlar, ses efektleri, UI UX eksiklikleri, ki bu arayüz ve kullanıcı deneyimi eksikliklerinden bahsediyorlar. Bir dizi henüz eklenmemiş mekanik, bina bakım mekaniği, diplomasi ve ticaret gibi tamamlanmamış bir oyun hissiyatı almanıza kısmen engelleyecektir. Belt
sistemi gelişmiş üretim yapıları ve evrene zamanla dahil olan diğer mekaniklerle birlikte ana hikayede bu demoda tecrübe edilemeyecek kadar uzun oynanış sürelerine ihtiyaç duymakta. Küçük bir ekip olarak neredeyse tam bir oyun tadıyla erken erişim sürecine çıkmaya hazırlanırken bu demoda genel bildirimlerle neyi nasıl daha iyi yapabilirimizin cevabını aramakta işimizi kolaylaştırmak istiyoruz. Bilgi, bu demoda Türkçe dil entegrasyonu %100 tamamlanmadığından Steam ürünün sayfasında Türkçe dil desteği görünmemektedir. Buna rağmen oyun içinde Türkçe dil desteği çoğunlukla sağlanmaktadır, diyor. Şimdi burada 4 farklı oyun modumuz var. Serbest, hikaye, delilik, eski yollar. Bunun aslında zorluk derecesi arkadaşlar. Biz şimdilik serbestte oynayacağız. Burada yeni başlayanlar için öneriliyormuş zaten. Ben oyunu 1 saat kadar oynadım. Umarım sizlere anlatırken bu süre oyunun süresini kısıtlamayacak şekilde oynayabilirim. Çünkü 1-2 saat oynanış teması var. Kitleniyor mu kitlenmiyor mu bilmiyorum. Yani oyundan çıkıyor mu otomatikman 2 saat olunca emin değilim. Umarım çıkmıyordur. Kayıt sistemi olmadığı için şimdi malum oyun bittiğinde de yani bir şekilde elektrik gider. Onda da kaydı mecburen baştan almak zorunda kalacak ama başlayalım bakalım neler olacak. Serbest modunda oynayacağız. Dış tehditler veya çevre koşullarında şiddetli değişimler içermeyen nispeten huzurlu moddur. Şehir kurma ve hayatta kalma unsurlarının hepsi mevcuttur. Ancak oyun sonu kurgusu eksiktir, diyor. Yeni başlayanlar için öneriliyormuş, başarımları kapalıymış. Hikaye modunda ise New Cycle'ın dinamik evreninde tecrübe edilebilen her oyun mekaniğinin ve her zorlu sınavın sunulduğu hikaye modu. Burada başarı açık. Bu normal zorluk herhalde. Delilik, ileri seviye bir yerleşkenin yöneticisi olarak başlanılan bu mod topluluğunuzun sosyal düzeninde ve akli dengesinde ciddi çalkantılara sebep olan bir hastalığın aniden ortaya çıkması etrafında kurgulanmıştır. Bu çaresizlik atmosferini yönetirken bir yandan şehrinizi yerle bir olmaktan kurtaracak bir çözüm bulmak zorundasınız, diyor. Eski yollar bu oynanamıyor. New Cycle evrenine büyük çaplı nefsi müdafaa mekanikleri getiren bu mod ilk yerleşkesini yitirmiş olan ortalama boyutta bir topluluğun lideri olarak oynanır, diyor. Bazı teknolojik ilerlemelere ve bir dizi yapıya sahip olarak topluluğunuzu ilk yerleşkenizi yok eden güçlere karşı korurken daha temel sorunlardan kaynaklanan zorlukları da aşmaya gayret etmelisiniz, diyor. Bu bilgi ekranı tıklanmıyor. Serbest modda biz başlayalım. Evet. Harita tipi seçeceğiz şimdi. Burada çayır, tundura, dağ ve çöl var. Ancak bunların henüz sadece bir tanesi açık demoda. Çayırda açık araziler ve verimli topraklar barındıran bu biyomda mevsimler arası geçişler az çok rahat yaşanır. Yemek ve su açısından fazladan bir zorluk içermesi de bu coğrafyada yeraltı kaynakları daha seyrektir, diyor. Bahar başlangıcında artı 40 moral veriyormuş. Her birinin herhalde bir özelliği var burada. Mesela tundrada kısıtlı avlama varmış, daha az et varmış. Dağda ise toplayıcılık ve avcılık düşük. Madencilik çok yüksek. Bir de sert kışı varmış. Çölde neredeyse tamamen yaşamdan yoksun olan bu coğrafya yerleşik yaşamın en zorlu mücadelelerinden birini sunar, diyor. Burada hiçbir avantaj yok mu yani? Tüm bunlara rağmen bu üç koşullar insanın doğasında yatan eğilim ve yetenekleri baskılayamaz, diyor. Biz çayırla başlayalım. Mecburen. Evet, dünyamıza geldik arkadaşlar. Başta şunu söylemem gerekiyor ki aslında oyunun
Bu sunumu oldukça başarılı. Yani normallerinden biraz daha ön planda bu yüzden. Oyundaki şu sahne tasarımı oldukça güzel hazırlanmış. Zaten modellemeler çok iyi. Bana sorar, bu benim kendi kişisel görüşüm tabii ki. Ben bir şeye göre yorumlamıyorum oyunu. Bir oyuncu olarak bakıyorum. Ve sizlere aktarırken de buna dikkat ediyorum aslında. Oyunda karşılaştığınız her şey aslında gerçekten bu oyuna değer verildiğini ve bu oyununda emek harcandığının çok büyük bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Demo olmasına rağmen şu şeyin, şu küçücük çerçevede karşımıza çıkan şey oldukça değerli benim gözümde. Pek çok detay var oyunda ve bunların başına tabii ki grafik detayı geliyor. Her oyuncunun gözüne ilk seferde grafik çarpar. Burada neredeyse her şeyi düşünmüşler bir evde. 2000 kaç 73 yılında geçiyordu zaten. O 2034'teki güneş patlamasının ardından yaşanan olaylardan sonra 2073 yılına kadar gelinmiş. Burada aslında modern bir dünyadan çıkıp da böylesine bir Cyberpunk, post-apokaliptik bir dünyaya gelişin net sonucunu görebiliyoruz. Klimalardan tutun da insanların normal yaşantılarında karşılaştıkları her şey evlerinde veya çevrelerinde var. Bunların her birini inşa edebiliyorsunuz, yönetebiliyorsunuz. Burada şimdi bize yukarıda kaynak olarak kütük, taş, demir cevheri, mantar, et, su, basit öğün, kereste, demir külçe, basit alet, deri, kıyafet, kağıt ve elektrik var. Camp name olarak verebiliyormuşuz. Camp name diye tas yazalım. Kitabımdaki ana şehrin ismi bu arkadaşlar. Hazır buraya gelmişken burayı bir inceleyelim. Bu arada buraya o az önceki yere şu sol üstteki şehir ismine tıkladığınızda geliyorsunuz. Burada şehrinizin normal durumunu inceleyebiliyorsunuz. Mesela nüfus değerlendirmesi burada. İşte yiyecek durumu, su durumu, alet giysi, güvenlik, sağlık, eğlence, konut durumu burada var. Advisor bölümünde ise zamanla danışmanlar atayabiliyorsunuz şehrinize ve bunlar size bonus sağlıyor. Bunlar zamanla karşımıza çıkıyor zaten. Burada yeni bir çağa geçmek için şu progresi tamamlamamız gerekiyor. 50 tane nüfusa ulaşmamız gerekiyor. Ve bu kadar da knowledge gerekiyor. Bilgi gerekiyor. 2450 bilgi gerekiyor. Ona birazdan geleceğiz. Şu anki efektler, şehre etki eden efektler, yenilenme ve bu yılki yağmurlar arazideki mevcut kaynakların yenilenmesine yetti diyor. Mantar, et ve su kaynakları yenilenmiş. Toplum sınıfları arasında da artı 40 moral edinmişiz. Burada bir bonusumuz var. Available Actions'te ise burada şehirdeki durumunuza göre, yaşadığınız duruma göre uygulayabileceğiniz bazı durumlar bunlar, eylemler. Bu eylemlerin arasında mesela State of Emergency var. Bu State of Emergency bakalım ne yazıyor burada. Toplumun günlük ihtiyaçlarını değerlendiren bir çağrıymış bu. Bunu yaptığımızda, State of Emergency'yi çalıştırdığımızda 5 gün boyunca bütün sosyal sınıflar workforce bonus, yani çalışma bonusu alacakmış ve efficiency alacakmış. Efektif olarak çalışacaklarmış bu arkadaşlar. 20 gün boyunca cooldown'u varmış, bir cost'u yokmuş. Ama bize bir dezavantajı var mı? Emin değilim. Tutorial'da bunu anlatmıyordu zira. Şu an açmayalım. Bir süre sonra açarız bunu. Yasalar, diplomasi ve atposta var. Buradan anlıyoruz ki aslında dışarıdaki topluluklarla da, sınıflarla da, toplumlarla da iletişim halinde olacağız diplomasiden anladığım kadarıyla. Burada bir teknoloji ağacı var. Teknoloji ağacı oldukça geniş aslında. Yani şehir kurma oyununa göre yeterli bence. Adaptasyon ve sürdürülebilirlik, inşaat malzemeler, toplumsal ve diplomatik araştırmalar burada arkadaşlar. Bir de bilinmeyen var. Bu ne zaman erişilebiliyor bilmiyorum. Demoda ben erişememiştim bitirdiğimde. Bir süre oynadığımda, bir saat boyunca oynadığımda bu yoktu sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Burada günlük 35 knowledge üretiyormuşuz. Toplum bilgisi üretiyormuşuz. Bu
Şu sınıflara göre değişkenlik gösteriyor. Mesela normal birinci seviye sınıfta, sosyal sınıfta artı 35 üretiyorsanız toplam nüfusa göre ikinci seviye sosyal sınıfta belki de artı 50 üretiyorsunuz gibi düşünebilirsiniz bunu. Ona zaten birazdan denk geleceğiz eğer yanlış biliyorsam da. Burada knowledge'ımızı görüyoruz zaten. Toplam knowledge burada 70 yazıyor. Şu an ya binalarımızın inşasına işte aşağıdaki yaşam, kaynaklar, üretim, hizmet ve diğerden erişiyoruz ki burada benim hoşuma giden bir şey var. Varsayılan katmanda şu an haritanın varsayılan durumunu görüyoruz. Yani klasik olarak çevreyi görüntüleyebiliyoruz. Su katmanında tıkladığımızda suya erişebileceğimiz yerler mavi olarak işaretlenmiş burada görüyorsunuz. Bu şekilde bir filtre var. Rüzgar katmanı ise rüzgar gülleri için. Size elektrik üretecek rüzgar gülleri için. Bunlar önemli. Mesela burada şu an açık değil ama onu zamanla göreceğiz zaten nasıl çalıştığını bu sistemlerin. Maden katmanında ise şu kırmızı noktalar. Maden katmanları. Bunu yine varsayılana çevirdiğinizde bu şekilde kaybedebiliyorsunuz. Şimdi topluluktan mesaj diyor yeni başlangıç. Artık bu küçük topluluğun yöneticisisin. İlk güneş patlamasının üzerinden neredeyse yarım asır geçti. Felaketin ilk anlarında tüm teknolojik altyapımızı ya da galiba gelmiyor. Ben müziğin sesini biraz artırayım. İlk güneş patlamasının ardından patlamasının üzerinden neredeyse yarım asır geçti. Felaketin ilk anlarında tüm teknolojik altyapımızı, küresel döngüyü sağlayan tüm araçlarımızı ve bir medeniyet olarak paylaşabileceğimiz hemen hemen her şeyi kaybettik. Sonraki yıllar sürekli imkansızlık ve umutsuzlukla boğuşmak zorunda kalan insanlığın en karanlık yıllarıydı. Topa ve taşlarla yapılan savaşlardan nükleer savaşlara kadar güneşin yok etmediği şeyleri de biz kendi ellerimizi yok ettik diyerek burada da bir kamu spotu veriyor oyun. Ben de vereyim. Savaş kötü bir şeydir arkadaşlar. Binlerce yıllık medeniyet yerle bir oldu. Hatta bir yeni başlangıç mesajımız var. Bu her event'e özel bu şekilde çizim yapılması benim hoşuma gitti açıkçası. Bildiğimiz şekliyle hayatı nasıl koruyabileceğimizi bilmiyoruz ama en azından ev diyebileceğimiz bir şeyin inşa edilmesine yardımcı olabiliriz diyor. Buradaki hemen hemen herkes gözlerini yeni dünyaya açtı. Elimizdeki kaynak ve imkanlar kısıtlı. Derme çatma barınaklarımız bize bir gelecek vaat etmekten uzak. Uçayım. Geride kalan bizler alın terimizi her şeyi sıfırdan inşa etmeliyiz ki sürdürülebilir bir yaşam biçimi kurabilelim. Ve bu yolculukta sen liderimiz olmalısın. Zamana yenik düşen bilgi birikimimizi tekrar edinmeli, yeni fırsatların kapılarını aralamak için çevremizi keşfetmeliyiz. En önemlisi de dünyanın yaşama elverişsiz bir yere dönüşme ihtimaline karşın sadece hayatta kalmanın ötesine geçerek gelecek neslimizi güvence altına almanın bir yolunu bulmalıyız. Hayatı olduğu şekliyle koruyabilmeliyiz. Koruyabilir miyiz? Bilmiyoruz ama en azından yuva diyebileceğimiz bir şeyin, bir yerin inşa edilmesine yardımcı olabiliriz. Eğitim ile başlayabilir veya kendi başınıza devam edebilirsiniz diyor. Biz eğitimle başlayalım. Şef, gezgin hayatı bizlere derme çatma yapılar inşa etmek için yeterli tecrübeyi kazandırdı. Buraya yerleşeceksek daha sağlam ve dayanıklı barınaklara, çalışma alanlarına ve depolara ihtiyacımız olacak. Bunun için de çok çeşitli kaynakları üretip işleyebilmemiz gerekiyor. İşe biraz kaynak toplayarak başlayabiliriz. Kütük ve taştan oluşan ilkel yapılar başlangıç için yeterli olacaktır. Bu hammaddeleri çevremizdeki pozisyonlarına göre uygun şekilde inşa edebileceğimiz saha kampı aracıyla elde edilebiliriz diyor. Görevimiz saha kampı kurmak. 20 kütük ve 10 taş toplayacağız. Bunun için mesela şuradaki bildirim zaten geliyor sizin karşınıza. Bu bildirimin neticesinde de eğitimde başladıysanız size nereden neye inşa edeceğinizi gösteriyor. Sahra kampı, saha kampı, sahra kampı değil. Demir taş ve kütük toplanması için işçileri örgütleyerek yerleşik yaşama geçişi destekler. Şimdi bu şekilde bir binayı seçtiğimizde çeşitli kaynakları etrafta görüyorsunuz. Odun, işte kütük, taş ve demir. Burada sol üstte de zaten bunların yoğunluğu var. Nereye bu
binaya koyarsanız orada hangi yoğunlukta ne olduğunu görebiliyorsunuz bu şekilde. Şimdi bir de şöyle bir öğe var. Bunun fark edersiniz bir çemberi var. Mavi bir çemberi. Bu mavi çemberi ilgili kaynakların içine aldığınızda gördüğünüz gibi kaynakların da çevresindeki çember maviye dönüyor. Bu demek oluyor ki buradaki kaynakları bu saha kampından toplayabilirsiniz. Bu yüzden bunu en efektif şekilde yerleştirmeniz her zaman mantıklı olacaktır arkadaşlar. Mesela buraya yerleştirmek mantıklı olabilir. Belki gidip şuraya koyabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış tabii ki. Mesela biz şöyle koydu. Burada mesela ne var? Bunu bilmiyorum. Bu geçen demoda da böyle olmuştu. Burada bir seçenek bu. Bug herhalde ya. Şurada çıkan şey bilmiyorum. Şurası iyi mi bakalım? Aslında bunlar aynı. Bak biliyor musunuz? Biz bunu en iyisi şöyle yerleştirelim. Buraya yerleştirdik. Şimdi insanlarımız gidip oraya binayı inşa edecekler. Dilersek 3 tuşuna basarak da hızlandırabiliyoruz. Bu arada her insanın bir şeyi var. Özelliği var ve kişiliği var. Workforce efficiency vesairesi var. Morali var. Yiyecek ve gıda, su ihtiyaçlarını buradan görebiliyorsunuz. Mutluluğunu buradan görebiliyorsunuz. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar oyun oynarken. Hemen şöyle sandırarak burayı inşa etmelerini sağlayalım. Mesela burası inşa oldu şu an. Gelene kadar inşa oldu zaten arkadaş. Şimdi bizim burada iş gücünü atamamız gerekiyor. Buraya 3 kişiyi atayalım. 3 kişiyi de buraya atayalım. Burada üretmeye başladılar. Buna tıkladığınızda da bu bina için istatistikleri burada görebiliyorsunuz. Bir önceki mevsim üretimi ve bu mevsimdeki üretimini görebiliyorsunuz. Burada mesela bu mevsimdeki şu an 3 taş. Önceki mevsim 0 taş malum. Odun hala üretemedik. Odun da aldık. Okey. Burada bu binanın çalışmasını durdurabiliyorsunuz. Sonraki seviyeyi yükseltebiliyorsunuz. Tabii ki bunun bir maliyeti var. Ve bu binayı da yıkabilirsiniz. Şimdi biz de burada 20 kütük ve 10 taş toplamamızı istiyoruz. Sağ altta gördüğünüz gibi mevsim var. Mevsim geçişini burada görüyorsunuz. Herhangi bir tehlikeli hava olayı gözlenmedi diyor ama bir kum fırtınası, güneş patlama fırtınası falan çıkıyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bir fırtına çıkıyor. Hava hala tehlikeli bir hava olayı olarak görmüyor bunu oyun. Bu bir bug sanırım. Karşılaşırsak onu da görmüş olursunuz. Şimdi burada ilkbahar ayındayız biz ve bilgimiz şu an 280. Burada serbestte 29 kişi var. 6 kişi çalışıyor. Worker'lar ayrı çalışıyor. Craftsman'lar ayrı çalışıyor. Specialist'ler ayrı çalışıyor ve her birinin gördüğünüz gibi farklı görselleri çıkıyor. Bu da aslında çeşitlilik açısından iyi olmuş. Aynı şeyi görmüyoruz. Yani burada çıkmadı şu an. Aa. Bak şimdi. Oldu mu? Oldu mu? Hani çıktı tamam. Tamam. 3 tane orada da. Okey. Sınıfların özelliklerini burada görebiliyoruz arkadaşlar. Sınıfların neye ihtiyacı olduğunu eğer mesela worker sınıfımız bizim var. Şu an craftsman'la specialist yok. Worker sınıfının ihtiyaçlarını burada görebiliyoruz şu an. Evet, birinci adımı tamamladık. Burada iyi bir başlangıç. Çevremizdeki kaynakları bir süre yüzeyden toplayarak idare edebiliriz. Topladıklarımızı işleyerek daha karmaşık materyalleri üretmeye odaklanmalıyız. Topluluğumuzun ilerlemesi bilgimiz ve üretim kabiliyetimiz ölçüsünde olacaktır. Keresse işleyerek daha esnek ve şekillendirilebilir ağaç yapıları ve nesneleri üretebiliriz diyor. Hızarhane kurmalıymışız. Üretimden şu hızarhane kütük kesme ve hızarcılık aracılığıyla basit bir kerese işlerinin yapılmasını sağlar. Kağıt, kere ve kereste üretim için ilkel bir yapıdır diyor. Bunu herhangi bir yere koyabiliriz herhalde diye düşünüyorum. Ancak buradaki kaynakları yok etmektense bunu şuraya koymanın ya da şuraya koymanın olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle bunun hizasında dursun en azından. Anoda da hep şöyle yapardık. Ağaç kesen yerle kereste üreten yeri yan yana koyardık. Bunu o zaman şuraya koyalım. Hemen bir de inşa edelim. Burada taşıyorlar arkadaşlar şu an.
Üretim feedback'i çok güzel bu arada. Tamam, burayı inşa ettik. Buranın şimdi bir takım ihtiyaçları var. Yol yok mesela. Şimdi burayı inşa ettikten sonra taş pardon, kereste üretimi yapacağız. Her bir sınıfın burada sağladığı destek farklı. Ama mesela şu an burada craftsman çalıştıramıyoruz çünkü yok. Önce bunları eğitmemiz gerekiyor mesela. O yüzden o biraz sıkıntılı şu an için. Şimdi burada yol inşa etmemiz lazım. Okey. Yaşam. Tozlu yol. Yol inşasında bir gariplik var. Mesela şu an bu neden olmuyor? Buraya yapı inşa edilemez diyor. Neden inşa edilemez? Bunun bilgisi yok. Burada bir gariplik var. Yolu illa benim uzatmam mı gerekiyor? Mesela şu an oluyor. Burada oluyor, burada olmuyor. Burayı neden yapı inşa edemiyorum? Şu noktaya neden yapı inşa edemiyorum? Bunun bilgisi yok. Burası kesişim noktası. Neyse ki aynı taştın. Taş istiyor ekstradan. Şöyle koyalım. Bu köşeye yol inşa edemiyor oluşum biraz garip. Bunu da hallettik. 30 kalas üreteceğiz. O süreyi bir bekleyerek geçirelim. Burada foto mod da var galiba ama o çalışmıyor şu an. Burada bir de atölye var. Yardım ansiklopedisi var. Buradan da her şeyi öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Keyword'da derseniz aralayabilirsiniz. Kamera mod var. Burada burası sanırım daha da çok gelişecek bu arada. Çünkü malumunuz oyun demoda. 2023'ün ikinci çeyreğinde çıkacak diye yazıyor ama bakalım ne zaman çıkacak. İkinci adım tamamladık. Yerleşkimiz için en önemli kaynak insanımız. Basitten masraflıya birçok ihtiyacı çözüm üretebilmemiz lazım. Temel gereksinimlerimizi karşılamak için kendine yeten bir sistem kurmalıyız. Başlangıç olarak temiz su ihtiyacımızı karşılamak için bir kuyu kurmalıyız diyor. Kuyu inşa et. Sonra da 60 su üret. Kuyu. İlkel kuyular temiz su ihtiyacımızı karşılamamıza yardımcı olur. Ancak mevsimsel değişimlerden tamamen kuruyacak ya da donacak kadar etkilenebilirler. Bir kuyu kurarken veya inşa menüsü aracıyla su katmanını görüntüleyerek su açısından zengin bölgeleri belirleyebilirsin diyor. Az önce bahsettiğim şeydi bu. Hatırlarsanız önce su katmanını açıyoruz. Su açısından zengin bölgeleri buradan görüntüleyebiliyoruz. Mesela şurada var. Burada 3 tane kaynak var. Şuraya koysak. Buraya en yakın yere koysak. Burada da üretim yeri var arkadaş. Buraya nasıl koyacağız? Şöyle koysak yine de görüyor değil mi? Evet. Burası çok iyi mesela. Açısından. Değil mi? Yani ama buraya koyabiliyor muyum mesela? Çünkü aynı hedef diye belirliyor ya. Aynen. Bir değişim yok. Buraya koysam yeterli. İlla bunun etrafına koymam gerekiyor. Çünkü su noktaları da burada. Benim koyduğum yapı da bu ikisini alıyor en azından. Buraya koyalım. Kuyumuzu inşa ediyoruz. Arkadaş buzdolabı mı taşıyor? Kuyu inşa ettik. Burada da 60 su üreteceğiz ki o efficiency çok yüksek. Verimliği bayağı iyi. Suya erişim sağladığımıza göre buraya yuvamız diyebilmemize tek adım kaldı. Açlık derdi olmadan yaşayabilmek bizi gerçek bir topluluk haline getirir. Avcılık, tarım ve hayvancılık için henüz yeterli kaynaklara sahip olmasak da doğadan geçirerek hayatta kalma tecrübemiz ise de yarayacaktır diyor. Etrafta bu kolayca toplanabilen yenilebilir birçok mantar var. Bir toplayıcı kampı inşa edip hemen gıda biriktirmeye başlamalıyız. Ham gıda. Yani o kadar yanlış okudum ki şu cümleyi. Bir daha okuyacağım. Etrafta kolayca toplanabilen yenilebilir birçok mantar var. Bir toplayıcı kampı inşa edip ham gıda biriktirmeye başlayabiliriz. Toplayıcı kampı inşa et. 40 mantar toplada neden su var bilmiyorum. Bug herhalde. Okey. Üretim değil. Kaynak. Toplayıcı kampı. Şurada mesela bir sürü mantar ve et var. Et şu an üretemiyoruz. Toplayamıyoruz ama mantar toplayacağız. Şuraya koyamıyorum.
Bunu da almak istemiştim de alamıyorum onu herhalde. Şöyle, aa balık da var. Güzel. O zaman ben bunu buraya koyarsam balığı da toplamış oluyor muyum acaba? Deneyelim. Okey. Olabildiğince efektif olarak çevreyi kullanmak yararlı diye düşünüyorum ben. Şimdi onlar inşa olurken ben şurada birkaç bir şey daha göstereyim. Teknoloji görüntülük, bir de istatistik ekranı var arkadaşlar. Bu istatistik ekranında bütün istatistiklerinizi görebilirsiniz şehrinizle alakalı. Eğer filtrelemeyi de açıp kapayabilirsiniz. Burada şu an bu yiyecekler olmadığı için bir üretimi görmüyoruz food'da. Storage'da görebiliyoruz sadece. Power'da zaten malumuz elektrik şu an harcamıyoruz. Üretimde mesela taş üretimi, odun üretimi, kereste, mantar su üretimini görüntüleyebiliyoruz. Burada bütün detaylarıyla bunun eklenmesi açıkçası koloni simülatörü oynayan, şehir kurma oyunu oynayan, istatistik meraklısı insanlar için oldukça yararlı bir şey bu. Burada toplum verilerini görüntüleyebiliyoruz. Kimin nerede neyi var, kimin evi yok, kim nerede ne yapıyor onları görüntüleyebiliyoruz. Binalarımız var, toplam binalarımız da burada. Burası bir inşa olsun. Bu arada ne çabuk 30 dakika oldu ya. Oyun kapanmasa bari. Şimdi mantar ürettik. Bunu üçleyelim. İş gücü 100. Güzel. Şu an mantar üretiyoruz. Bu mantar ve yiyecek olayı biraz sıkıntılı arkadaşlar. Ona dikkat etmeniz lazım. Medeniyetin mihenk taşı. Yemeğimizi pişirme vaktimiz geldi. İnsanların tabağına ne konulursa yemesi bundan memnun oldukları anlamına gelmez. Yiyecek bir şey olmadığında moralleri bozulacak, hastalanacak, hatta belki de ölümün pençesine düşeceklerdir. Bir topluluk olarak yemek üretimi ve dağıtımının yönetmeliyiz diyor. Başlangıçta herkes payını aldığı ve açlık derdine düşmediği sürece bir tas çorba bile torba ne ya? Torba bile yeterli olur. Basit yapıları araştır. Baş evi inşa et. 30 basit öğün üret. Okey. Basit yapıyı araştıracağız önce. Evet, tamam, biliyorum. Immigrant var. Burada yeni göçmenler gelmiş. Bunları alalım. Burada inşaat malzemelerinden, basit yapılardan hemen bunu araştıralım. En temel teknik bilgileri kullanan bina yapı yöntemleri. Küçük depo, aşevi ve basit öğün veriyormuş. Bu şu an araştırılıyor. Okey. En azından balığa erişim var. Çiğ yemek yiyoruz şef. Bu şekilde devam edemeyiz. Tamam, biliyorum. Bekleyin biraz. Sakin olun. Aşevi. Hemen şuraya bir aşevi kuralım. Bu arada şöyle düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve durdurayım bunu. Üretim. Aşevi. R'ye bastığınızda yönünü değiştirebiliyorsunuz bunu. Buraya yol gerekmiyor herhalde ya. Evet, aşevini inşa ettik. Şimdi yiyecek üreteceğiz. Mantar ve sudan çorba üreteceğiz. Etten, sebze ve sudan ve balık ve sudan bunu yapabiliyoruz. Biz şimdilik mantar ve sudan üreteceğiz. Efficiency 20'ymiş. Ha, tüm depolar dolu diyor. Bu nasıl dolu? Ha, üretiyor, tamam. Depo yine doldu. Depo nerede ki? Depomuz yok ki ya bizim. Bir de neyin deposu doluyor ki? Depo üretelim bari, dur. Şuraya depo üretelim. Bayağı da büyükmüş ha depo alanı. Ürettik. Tamam, artık özgürce üretebilirsin bunu. Oh, bir sürü yiyecek var. Okey, arz talep. Sonunda yerleşkemiz bir yuvayı andırıyor. Herkesin bir uğraşı var, herkes topluluğa bir değer katıyor. Yiyecek, su ve inşa malzemeleri üretebiliyoruz.
Büyüyüp genişlemeden önce birkaç temel kurala ve bir düzen havasına ihtiyacımız var. Sahip olduklarımızın paylaşımı sorununu hala çözemedik. Bu artık bir sorun olmamalı, bir takım kurallar belirleyerek tüketilebilen mallarımızı eşit şekilde toplumumuzun her bir üyesine dağıtmanın bir yolunu bulmalıyız. Bunu genel tüketim ihtiyacına göre payların günlük dağıtım olarak düşünebiliriz. Burada Stronghold oynayanlar aşinadır buna. Low Ration, Medium Ration ve High Ration sistemi. Paylar bir tüketilebilir malın kişi başına bir günde ne kadar sarf edildiğini ifade eder. Her ihtiyaca bir cevap vermeliyiz ama dağıtım paylarını kaynaklarımıza ve üretim kapasitemize göre belirlemeliyiz. Genel moral seviyesi neyin ne oranda ve ne kadar başarıyla dağıtıldığına göre ortaya çıkar. Moral bir yerleşkenin üretim performansına dikkat direkt olarak etkide bulunur. Ayrıca insanların beklenmedik olaylara tepkilerinin olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyebilir diyor. Yiyecek payı dağıtımını normal düzeye alacağız. Payları 3 gün boyunca bu şekilde dağıtacağız. Buraya tıkladığımızda sol üstteki şuna tıkladığımızda bu sınıfı özel yiyecek dağıtımını normal düzeye alacağız. Regular'dı değil mi? Aynen. Medium demedim. Gün boyunca dağıtımı gerçekleştir diyor. Buraya yol çeksemeydik ya. Oraya bir de yol çekelim ya dur. Bu direkler de elektrik için herhalde. Otomatik inşa ediyor. Şuradaki bir tane rüzgar gülü üretiyor. Her şeyimiz burada arkadaşlar. Görüyorsunuz depomuz mis gibi. O mis gibi oyun, çiçek gibi oyun yapmışlar ya. Gerçekten helal olsun. Takdir ettim. Eğitim tamamlandı. Tebrikler. Geçici bir kamp alanından kendine yeten bir yerleşkeye dönmüştük. Artık halkın ve yerleşkenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak üretim planını tasarlamalısın. İzlemen gereken yolu teknoloji ağacın vasıtasıyla belirleyebilirsin. Unutma, zamanımız kısıtlı. Ne beklememiz gerektiğini biliyoruz ama zaman ve koşullardan emin olmalıyız diyor. Tüyo, kıyafet, içecek ve kağıt gibi üst seviye nesneleri üretebilirsin. Ancak öncelikle bu üretim aşamalarında yer almaları için zanaatkarlar yetiştirmelisin. Teknik eğitim kampı kurarak eleman yetiştirmeye başlayabilirsin diyor. Bir dakika. Geçtim. Burada standart köylüleri, birinci sınıf insanları eğitip ikinci sınıf insana yükseltebiliyoruz. Ama bu başarıyla oluyor. Her orada eğitilen yükselmiyor. Belki başarısız olacak. Oluyor zaten. Demo'nun tutorial'ı bitti aslında. Şimdi burada bizi kendi halimize bıraktı oyun. Gene görev geliyor bu arada. Ben bir süre daha oynamak istiyorum sizler de buradayken. Şimdilik burada yapmamız gereken şey eğitim kampı kurmaktı. Onun için bakalım. Teknik eğitim kampı. Bu ne istiyormuş? Bizden alet istiyormuş. Alet nereden üretiliyor? Hemen ona bakalım. İnşaat malzemeleri aletten metal işleme tekniklerinden üretebilmiş. Bu yemin istiyor. Yemini ise galiba şuydu. Evet, bu da. Bir zamanlar sahip olduğumuz medeniyet seviyesine sadece maddi olarak gelişerek ulaşamayız. Kurduğumuz yapıların ve sosyal kurumların asıl omurgası bizi tanımlayan ve ayırt eden değerlerdir. Yeminimiz bizim için sadece yasal bir sınır değil, aynı zamanda ömür boyu sürecek bir arzuyor. Anayasa herhalde bu. Şimdi... Bu eti henüz üretemiyoruz. Bu şeyi artırmak için. Bir tane daha aşevi yapsak mı acaba ya? Bence bir tane daha aşevi yapalım biz. Onu da şuraya koyalım. Daha fazla yiyecek üretmek daha iyi olacak. Oo, burada su birikti. Sağlam çatılar. Bizi hava şartlarından koruyacak yaşanabilir uygun barınaklara ihtiyacımız var diyor. Hemen bakalım. Her birimizin yaşamak için uygun alanlara ihtiyacı var. Karnımız tok ve suyumuz var ama her gece bulduğumuz köşeye kıvrılıp uyumak ertesi gün için yeterli bir dinlenme sağlamıyor. Bizi hava şartlarından koruyacak yaşanabilir uygun barınaklara ihtiyacımız var diyor. İnşa başlasın. 3 adet kulübe inşa edeceğiz.
Hizmette değil. Kaynakta değil, yaşamda. Onu da mesela şuraya. Tensini buraya. Tensini de nereye? Şuraya. Böyle koyalım. Dört gün içinde yapmamız gerekiyormuş bunu. Biri bitti. Burada mesela 10 kişi kalıyor. Şu an burada ihtiyaçları da var mesela. Eğlence, sağlık ve security, güvenlik, elektrik ihtiyaçları da burada. Bunu şu an geliştiremiyoruz çünkü geliştiremeyiz çünkü ne demir var, ne cam var, ne de bobinden var. Bunları zamanla üreteceğiz. Bu bitti. Zor olduysa da işin altından kalktık. Bugün evimiz için mutlu bir gün çünkü artık belirsizliği yavaş yavaş geride bırakıyoruz. İnsanlar başarıyla motive oldular. Eğer böyle devam edebilirsek beklemediğimiz kadar olumlu sonuçlarla karşılaşabiliriz diyor ve kar başladı arkadaş. Balık da var ya şu an. Acaba bunu... balığımız şu an yok ama. Balık toplayamıyoruz. Mantar ve sudan öğretelim biz. Evet, yiyecek üretmek çok önemli çünkü mantar şu an mesela üretilmiyor. Mantar üretilmediği için kış ayında yiyecek stoğumuzun yüksek olması lazım. Bunu da kış aylarına özel olarak dilerseniz, yani bu öğünü değiştirebilirsiniz. Medium'a vesaireye düşürebilirsiniz. Yani bu şekilde bunu dengelemek mümkün. Şu harcama, şu gideri. Getim 45 mesela, üretim 38'miş. Ama bu kışı atlatabileceğimizi ben düşünüyorum da bakalım. Burada çadırlar var. Bunun üzerinde soru işareti var da tıklanmıyor ya bunlara. Bu burada mı kalıyor? Kimin evi yok? Ona bakalım. O zaman bizim bir tane daha ev yapmamız lazım. Birkaç kişinin daha evi yok. Şuraya koyayım. Düzene ihtiyacımız var. Şef, yerleşik hayata dönüşümüzle birlikte işleri biraz zor olsun, işte biraz olsun yoluna sokabildik gibi görünüyor. Gece gündüz durmadan çaba harcayarak kurduğumuz bu küçük yerleşim artık bir miktar güven ve stabilize sağlamalı. En azından aç ve susuz günler geçirmekten kurtulduğumuzdan emin olmalıyız. Tüm nüfusun 3 gün boyunca yiyecek ve su ihtiyacını normal dağıtım seviyesinde başarıyla karşılıyor. Bunun altından kalkabiliriz diyelim. Bir bakalım kalkabileceğiz mi? Yani bilmiyorum, bakalım. Şu moral ve efficiency'yi de ayarladık da bu eşit kalsın yine. Kış bitse güzel olacak. Tamam. 10 kişiye daha ev verdik. 1, 2, 3, 4, 5 kişi daha evsiz. O zaman onlara da bir ev sağlayalım. Aa, yiyecek bitti. Ve yaz geldi. Tam o sırada yaz geldi var ya. Üf. Neyse ki bunu tamamladık. Tamam, üretim devam ediyor. Bazımız düzgün yemeğe erişilemiyor. Tamam, erişeceksiniz ya, sakin olun. Bak, mis gibi üretiyoruz. Evet, şimdi peki evsiz olan var mı? Evsiz olan yok. Okey. Şöyle bir teknolojik gelişim yapacaktık. Biz ne yapacaktık? Mesela bunu yapacaktık. Bu da alet istiyor. Alet için de şunu yapmamız lazım. Hemen üretelim. Block immigrant. İnsanlar gelsin. Yeni evsizler tabii oldu burada. Onlar için de bir ev yapalım. Biraz zırpırt biz ev yapıyoruz da umarım bunun dezavantajı olmayacak. Evet, yeni eraya eriştik demir açtığımız için. Taverna, izabe fırını, hula fırını, çukur, terzi, basit maden, rezidans, ardiye ve kaynak kamp ürettik. Yapabiliyoruz pardon. Bakır külçe, bronz külçe, tel, kil, tuğla, kıyafet, bakır cevheri, kömür, kum, cam artık erişilebilir. Harika. Eno'daki çağ gibi atladık bunu biz. Peki sizler için ev... güzel. Şimdiki. Burada
Kaynaklar. Demir toplamaya devam ediyoruz biz, değil mi? Demir, aynen, güzel toplayabiliyoruz artık. Toplayalım biraz demir. Toplayalım. Hatta bir tane daha bundan koyalım ki daha fazla demire ihtiyacımız olacak çünkü. Burada da sadece demir toplayan bir grup üreteceğiz. Burada kereste şu an hala üretim yapıyormuş ama zaten stok dolmuş. Burayı hallediyoruz. Orası bittikten sonra bir de demirci yapacağız ki basit alet ve kablo üretebilelim. Şimdi bizim burada inşa etmemiz gereken ne vardı? Toplumda teknik eğitim kampı vardı. Bu hala bu bitti, güzel. Şöyle hemen demir üretimine başlayalım. Harika. Şimdiki burada üretim. Bunun basit alet yapabilmesi için külçeye ihtiyacı var. O yüzden bu arkadaşı deponun yanına koyalım. Oraya değil. Şuraya koyalım. Buradan yol çekebileceğiz mi ya? Ben yok. O zaman dur. Şu yol için kısa yol tuşu olsa. Hani anoda var ya, yukarıda duruyor. Şurada duruyor ya. Ya şöyle bir kısa yol tuşu olsa ya. Tamam. Bak yine olmuyor. Abi bu niye olmuyor? Ya bunda bir gariplik var ya. Çok garip abi. Şöyle yapabilirim. Böyle niye yapamıyorum ya? Bu niye olmuyor? Çok sinir bozucu bu. Arkadaş. Bu şekilde yapabiliyorum. Bu şekilde yapamıyorum. Çok garip ya. Gerçekten çok garip ya. Birleşti mi o yol? Tamam. Dökümhane bitti. Burada demir külçe üreteceğiz. Hemen üretime başlayalım. Bu ne? Bakır külçe. Bunun rengi niye böyle ya? Demir üretmeye başladık. Şimdi burada yapmamız gereken şey demirci. Demirciyi de hemen şuraya koyalım. Bayağı da büyükmüş. Evin de yanına koymamız biraz garip oldu. Kusura bakmayın, artık burada yaşayan kim varsa. Kaynak bitti burada. Okey. O zaman başka mantar kaynağı. Mantar kaynağı da yok ki arkadaş. Şöyle koysam üçüne de yetişiyormuş. Güzel. Select the resources. Biz bunu üreteceğiz. 5 kişi orada çalışsın çünkü çok ihtiyacımız var. Bu kaç istiyordu peki? 34 şu an. Tamam, 34 istiyor. Onu bekleyeceğiz. Aynı zamanda buraya üretiyorlar. İnşa ediyorlar. Bir de bizim o taş... Aa, tamam, bu istiyor. Burada ne var? Aa bak, elektrik önemli. Elektriği açtıralım. Güzel. Buradan mantar toplayın arkadaşlar. Topluluk talebi neymiş? Şef, artık metal eşeyebildiğimize göre gündelik görevimizi yerine getirmek için bize ürettiğimiz sağlam ve etkili aletler, tam alet yapmamız istiyor ki biz şu an yapıyoruz zaten. Daha yapıyoruz. Evet, şimdi. O bitti. Şimdi şunu araştıracağız. Eğitim kampı inşa edebilelim. Kış gelmeden yiyeceği soklamalıyız. 72-58, süper. Demir üretimi baya fazla oldu bak. Şunu dur. Nerede o? Demirci. Burada. Bunu bir düşürelim. Tamam. Güzel. Teknik eğitim kampı artık yapabiliyoruz. Şu elektriği de üretebiliyoruz ama demirimiz yok. Demir neden yok?
Ha, hala üretiyor. Bunun neye erişim yokmuş? Ha, demir külçe. Tabii bu alet kampı ya. Demir külçeyi bu üretiyor. Daha var. O zaman bundan bir tane daha yapalım. Dökümhane bir tane daha. Buraya sığmaz değil mi? Tüh. Şuraya yapalım bari. Bizim hizmetten şunu da bakın şimdi. Aynı şunu bir alalım. Kağıt istiyor bu arkadaş. 400 kağıt üreteceğiz. Burada şimdi hizmette rüzgar değirmeni var. Şu elektrik işaretleri aynı kaynak, o diğer kaynaklardaki gibi çalışıyor. Mesela bunun yüksek olduğu en fazla erişilebilir yere koyduğunuzda daha efektif bir elektrik üretebiliyorsunuz. Mesela şuraya böyle koysak nasıl olur? 3-4'üne de yetiyor. Süper. Böylesi daha iyi. Hemen buradan alalım elektriği. Burada da demirimizi üretelim. Bunu da artık yapsanız ne güzel olur. Kaynak üretimimiz de gayet güzel ilerliyor şu an. En azından basit önde iyi gidiyoruz. Elektriğimizi de ürettik. Güzel. Şu an her noktadan, şu 4 noktadan da alıyoruz. Mesela efficiency şu an 80. Şimdi teknik eğitim kampına gelelim. Bu teknik eğitim kampına da gelip şuraya okulu koyalım şimdilik. Garip bir yer okul için biliyorum ama olsun. Taverna yapalım ki insanlarımız mutlu olsun. En azından taverna inşa edeceğiz. Daha bu görev bitmişti. Şimdi kağıt üretimi yapacağız. Kağıt üretimi için pazarhaneden yapıyorduk bunu da. Burasını aslında biz bir tane daha koymamız gerekiyor mu? Evet. Çünkü iki tane ayrı yapamıyoruz. Ya bunu yapacağız ya bunu yapacağız. Üretim şekli seçiyoruz. Üretim. Pazarhane. Buraya. Burası da kağıt üretimi yapsın. Bu yüzden oduncu üretimini biraz artıracağız. Odun üretimini. Taşta şu an sıkıntımız yok. Onu bir tık düşürelim. İki tarafta da burada üretmiyoruz. Okey. Burada bir tık düşürelim. Evet. Okulu şimdi koyduk arkadaşlar. Burada şuradaki şimdi bu worker sınıfındaki kişileri bu okula ekledikçe bunların eğitimini sağlıyoruz. Bunları aslında 4 crafter'a dönüştüreceğiz. Craftsman'a. Mesela burada 3 tane. 4 tane craftsman, bazen 4 tane koydunuz, 4 tane mezun olamıyor. Bir tane mezun oluyor ya da hiç mezun olamıyor. Bunları mezun edebilmek için kağıda ihtiyacımız var. Şu an education yapamıyoruz. O yüzden bunlar burada bir kalsın. Kağıt üretimimizi hızlandırdığımızda onu başlatacağız. Burada hemen kağıt üretimini açalım. Hemen kağıt üretimine başlayalım. Yine immigrantlar geldi. Evsizler vardır diye düşünüyorum. Evet. Yaşam kulübe. Hemen şuraya bir kulübe. Mantarımız hala var. Güzel. İki 268'deyiz. Adaptasyon. Avcılık. Avcılık ihtiyacımız var. Mantar bitiyor çünkü. En azından balık falan toplayalım. Bu arada çok fazla avlandığınızda mesela şey oluyor. Tükeniyor kaynak. Size çok fazla avlanmamanız için uyarı veriyor oyun. Event geliyor aslında. Böyle devam ederseniz kaynak kalmayacak diyor. Bunu hallettik. Süper. Şimdi burada 800 kağıda ihtiyacımız vardı. Daha var. Kaynak. Üçüncü seviye hiçbir şey yapamıyoruz şu an tabi. Burada şimdi avcı da yetiştirelim. Balıkçı da yetiştirelim. Bunlar çalışsın. Neyse ki balıkçımız var. Ben balık kulübesi falan inşa ederiz diye düşünüyordum ki yapmıyormuşuz onu. Şimdi burada artık bu üretimi
Balığımız falan oldu, etimiz olduğuna göre. Balığımız nerede onu bilmiyorum da. Ha, balık 24, et var. Balık çorbası yapalım. Bunun 40. Bunun da 40. İkisi de aynı ama bu daha az istiyor mesela. 2 diyor, bu 7 istiyor. 7 mantar istiyor. Bu 2 balık istiyor. Peki et ne? 4 et istiyor. Ha, sadece et istiyor. Ama üretimleri aynı. Okey, kalsın. Tamam. Böyle bir üretim sağlayalım. Buradan kağıt üretiyoruz. 499 kağıdımız oldu. Şimdilik aslında kağıt üretim yapabiliriz iki tarafta da. En azından bir süre. Bu şekilde de ayarlayabiliriz. İki tarafı da kağıt üretimine verdim şu an. Nasılsa kerestemiz var. Kerestemiz var. Hemen ihtiyacımız kadar üretelim. Evet, ürettik. Hemen keresteye geri dönsün. Şimdi bunları eğitime başlayalım. Bakalım ne son çıkacak. Kaç kişi mezun olacak? Hadi çocuklar, dördünüzü mezun bekliyoruz. İhtiyacımız var size. %72 elektriğimiz kalmış bu arada. Consumption'ımız şu an 180, güzel. İkisi mezun oldu. Tüh. Neyse. İki kişi mezun oldu artık. Okey. İki kişi şu an mezun oldu arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Bunları yerlerine yerleştirebiliriz. Ancak şu an tabii ki şey yok. Onları koyabileceğimiz bir alan yok. Bakalım nerelerde çalışıyorlar. Şu taverneyi bir koyalım da. Şöyle şuraya. Kaynaklar. Üretim. Tuğla fırını mıydı ya? Terzi mi? Terzi dedi galiba. Yapı statiği, dokumacılık. Yapı statiği ve dokumacılık. Tabii ki burada bir şey üretemiyoruz. Kaşif loncası. Olsun. Şimdilik bunu yapabiliyoruz. Yapı statiği yapamıyoruz çünkü kağıda ihtiyacımız var. Kağıt üretimini hızlandıralım. Aynı yöntemle. Hızlandırdık. Yapı statiği 450 istiyor. Okey. Yetti. Burada şimdi teknoloji araştırdık. Tamam, yiyeceğimiz çok sağlam. Mantarımız da var. Çünkü mantarla az şey üretiyoruz. Yiyecek. Burada şu an taverna mutluluk sağlıyor buralara. Harika. Hastane ve güvenlik sorunu var şu an. Kaşif loncasını da şuraya koyalım. Nereye koyalım? Şuraya koyalım. Hizmet. Tamam. Hemen şuradan yapı statiğini de araştıralım. Böyle sanki biraz zor değilmiş gibi geliyor kaynak yönetimi ama ilerleyen süreçte daha da zor olacağını ben düşünüyorum. Çünkü burada bitmiyor bu oyun. Victorian era gibi düşünün bunu. Kaynak yönetimi epey sıkıntı çıkartabiliyormuş diye ben okudum. Deneyimlemedim. Sadece okudum. O yüzden böyle bir bilgi verebilirim. Gotham demoda mevcut değilmiş bunlar. O zaman bunu yapmaya gerek yok ya. Neyse, kalsın orada. Kaşif yapamıyormuşuz demoda. Tuğla fırını. Terzi. Dokumacılık araştırmamız lazım. Pardon. Dokumacılık 850 kağıt istiyor. O zaman kağıda bir dönüş yapalım. Hizmet yaptık. Tuğla fırını. Tuğla fırını buraya koyalım. Üretim için ayrı bir yer koyacağız ona. Çukur. Onu da buraya koyalım. At yok mu ya? Sen elinle çekiyorsun onu. Aa, elektrik yok. Hizmet. Elektrik. Şuraya koyalım. Bir tane de nereye koyalım? Bunlara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Birden elektriğiniz yok olabiliyor. Şuraya da koyalım bir tane. O kağıdımız süper. Okay. Odun üretimi ne durumda? 3'e 3. Burada da vardı galiba. Tamam. Odun üretimi biraz azalıyor.
Onu artırabiliriz. Şurada kil üreteceğiz. Enerji yeterli değil. Enerji üretiyoruz şu an. Enerji daha bitmedi. Bir tane daha inşa olacak burada bir yerde. Neredeydi o ya? Seçemiyoruz da. Yok enerji. Ha burada. Ha, şu an yetti. Süper. Yol. Buna yol lazım. Buna yol lazım. Şöyle. Arkadaş bunu İlla burayla mı bile? Burada niye birleşmiyor ya? Aa. Tüm depolar dolu diyor. Depo nasıl dolu ya? Kilimiz yok ki hiç. Kil yok ki depoda. Var mı yoksa? Yok. Kil yok. Bunlar da üretmiyor şu an. Ham madde eksik diyor. Bunu ha tamam oldu. Süper. Depo dolu diyor ya. Okey depo yapalım o zaman. Yer değil. Hizmet. Küçük depo. Nasıl küçük depoysa bu da. Kağıdımızı ürettik. Terzi yapalım. Craft kısmında terzide çalışıyor. Onu, aha. Yangın var. Bunu nasıl söndürüyorlar bilmiyorum. Ne yapacaklar? Söndürmek için. Ha, full response. Biz tıklayacağız ha. Otomatik olsaydı ya. Demolişe kadar alır mısınız acaba? Biraz geç kaldık ya. Hadi, hadi. Ah be, tüh. Tamam, bu dert. Kurtaramadık orayı. Hala da söndürüyorlar bak. İyi yana sağa sola falan geçmiyor. Şu elektrik üretimine devam. Bir tane de buraya koyayım. Bu bitti. Bunu yıkamıyor muyuz? Ha, kendi yıkılıyor. O zaman biz oraya bir hızarhane daha. Ha, bunun yanına koyduğumuz için mi acaba oldu o ya? Böyle koyalım bari. Terzi. Must take decisions. Aşırı avlanma. Evet bu sorun işte geldi. Şef neredeyse hiç insan olmayan bir gezegende avlanmak için avımızın bitmesinin saçma olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak sizi temin ederiz ki burada ve bu şekilde avlanmaya devam etsek muhtemelen bizi önce bize yakın olan hayvanı sonra da çevredeki hayvanı yok edeceğiz diyor. Avlanma alanlarının ekolojik döngü ile kendini yenilebilmesi için mevcut yaklaşımımızı değiştirmekten başka çaremiz yok. Kaynak döngüsünü korumak için avlanma yolumuzu düşürerek doğaya zaman tanımalıyız. Karar size kalmış diyor. Et üretimi azalsın o zaman. Nasıl olsa ol yani. Peki balık yerine şu an balığımız çok, etimiz de çok. Etten yapalım biraz. 1 saat 3 dakika olmuş. Çok olmuş. Bak gidiyor zaman. Şimdi. Terzi. Terziye gelip buraya koyalım. Bakalım. Tuğlamızı da ürettiğimiz için terziyi inşa edebildik bu arada. Terzi çünkü tuğla istiyor. Şimdi burada craftsmanlar çalışacak. Bir tane craftsman, iki tane worker. Bu işe yarıyor işte craftsmanlar ve specialistler de başka bir üst seviye, başka binalarda çalışıyor. Cycle bu şekilde arkadaşlar. Core Engage adlı bir Türk firma tarafından geliştiriliyor. Oldukça eğlenceli ve oldukça istikrarlı görünüyor oyun. Ben açıkçası dört gözle bekliyorum çıkışını. Ve çıktığında da bir seri yaparız diye düşünüyorum ben. Bakalım başımıza orada neler gelecek. New Cycle oynadık. Güzel punk benzeri bir kıyamet sonrası dönemde hayat kalma oyunu aslında. Colony simülatörü diyebiliriz. Grafikleriyle ve mekanikleriyle, kaynak yönetimiyle, kaynak dengesiyle oldukça hoş bir oyun kendisi. Demoyu oynayabilirsiniz. Şu an Steam'den erişilebilir durumda. O zaman benden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.